Değerli izleyenler, yine maşallah diyoruz. Bitlis'imizden 32 adayımız var. Batı illerini saymıyoruz, sadece Bitlis iline bağlı. Güzel faaliyetler bekliyoruz kendilerinden. Önemli şahsiyetlerle sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Çok değerli, çok önemli bir şahsiyet yanımda. Bitlis'i konutlardan ta Rahva'ya taşıyan ve bugüne kadarki bütün yapılara ev sahipliği yapmış projenin aha babası bir şahsiyet Sayın Vahit Kiler. Sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Emeğinden dolayı merhabalar efendim. Eyvallah. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Adayınız da hayırlı olsun. Amin, diyorum. Amin. Memlekete inşallah hayırlı olur. Gerçekten emeğiniz bu memlekete çok. İzleyenlerin tümü de şahittir. Konutlardan ta Rahva 3 yola kadar yapılan bütün her şeyin sizin eserinizin olduğuna inanıyorum ben şahsen. Bu dönemki adaylığınızda neler söylemek istersiniz? Tabii bir sürece yeniden başladık. Rabbim inşallah ülkemiz için başta, memleketimiz için hayırlı olanı nasip eder. Rabbim hayırlı mübarek eder inşallah. Tabii çok değerli arkadaşlarımız var, aday olan. Burada bir teşkilatın nabzını, teşkilatın görüşünü alınacak. Daha sonra genel merkez bunun kararını verecek. Memleket için, insanlar için en iyi hizmet edecek bir ekip seçilecek. Ondan sonra hep birlikte çalışacağız. Biz hep de beraber çalışacağız ama Bitlis için çalışacağız. Aynen. Biz 13 sene boyunca Rabbim nasip etti, hizmet ettik. Ne hizmet için adayız. Hizmeti yaparken bunlar hiçbiri lüks değildi. Biraz evvel anlattın ama bizim görevimiz onları yapmak. Zaten bu gösterilen teveccüh, halkımızın beklentisi hizmet. Hiç kimse kimsenin kara kaşı, kara gözü için bir yerlere gelmesini istemez. Kimse kimseyi desinler diye makam sahibi bir yerlere getirmemesi lazım. Buraya aday olanların da o amaçla aday olması lazım. Yani Bitlis'in hizmete ihtiyacı var. Bitlis'in yatırımlara ihtiyacı var. Bütün ilçeleriyle beraber, bütün köyleriyle beraber bu aday arkadaşlarımızın aday olduğu zaman bunun için çalışması lazım. Bunun için gayret göstermesi lazım. Tek amacımızın Bitlis'in biraz daha bir çıta daha yükselip bir adım daha öteye gitmesi, gençlerimizin iş bulması, ekonominin biraz daha güçlenmesi amacımız o. İnşallah nasip olursa hep birlikte tekrar çalışmaya başlayacağız. Hizmet için, gençlerimizin daha rahat iş bulması için, yatırımlar için gayret göstereceğiz. Bakalım inşallah yola çıktık bakalım. Bismillah dedik başladık. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Halka hizmettir anlayışıyla devam edeceğiz yolumuzu Allah'ın izniyle. Aynen. Yarım kalmış ve yarım bıraktığınız bir şeyler var mı efendim? Yani dün de ben arkadaşlara onu söyledim. Yani Allah'a milyonlarca şükürler olsun. Yani 13 sene boyunca Ankara'da başbakanımızdan ta genel müdürlere kadar hangi projeyi götürdüysek hiçbir projede biz geri dönmedik. Bugüne kadar hiçbir götürüp de alamadığımız yatırım elhamdülillah olmadı. Ama eksiklerimiz yok mu? Çok var. Eksiklerimiz halen var. Bir havaalanını halen yapamadık. En başta hemen inşallah kazmayı vuracağımız ilk havaalanına başlayacağız. Allah nasip ederse. Yani buradan bunu havaalanı inşallah, inşallah, inşallah havaalanıyla başlayacağız. Ve tabii ki diğer bütün eksik kalan, ihtiyacımız olan ne varsa onlar için kolları sıvayacağız. Arkadaşlarımızla beraber inşallah daha önce çalıştığımız, birlikte uyum içinde çalıştığımız arkadaşlarımızla inşallah nasip olursa birlikte çalışacağız. Bitlis'e yatırımları getirmeye devam edeceğiz. İnşallah. Amacımız o. İnşallah. Bir de siz tecrübelisiniz efendim. Dediğiniz gibi 13 yıllık bir süreç geçirdiniz ve Ankara'nın yollarını çok iyi biliyorsunuz. Bu da bizim için bir dezavantaj olmalı diye düşünüyorum. Avantaj olur. Dezavantaj olmaz. Avantaj olur. Yani yeniden bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Yeniden meclisin yolunu, mecliste komisyonlar nerede, nerede nasıl yapılıyor, hangi bakan, hangi müsteşar, hangi genel müdür ne yapıyor onlara hiç bakmadan ilk gün hemen biz inşallah saldırıya geçebiliriz. Yani gözümüzü kapatıp yani başlarken diğer şehirlerden çok önde başlayacağız inşallah. Evet. Allah'ın nasip ederse. Teşekkür ediyoruz güzel sözlerinizden dolayı. Allah razı olsun diyorum.